Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda Ulu Önder Atatürk'ün hayatında gerçekleşen önemli olayları hatırlatacağız. Özel bölümümüze başlayalım. 1881. Selanik'te Koca Kasım Mahallesi Islahana Caddesi'ndeki 3 katlı evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. ...1888-1893. Mustafa çok kısa bir süre mahalle okulunda okuduktan sonra modern eğitim yapan Şemsi Efendi İlkokulunu bitirdi. Babası ölünce annesiyle dayısının çalıştığı çiftliğe gitti. Kısa süre sonra annesiyle Selanik'te oturan teyzesinin yanına geri döndüler. Burada ise Mülki Hazırlık Okulu'na devam etti. 1893. Küçük Mustafa, Selanik Askeri Okulu'na girdi. Sınıfta aynı adı taşıyan matematik öğretmeni Mustafa, sınıf birincisi olan Küçük Mustafa'nın adını Mustafa Kemal olarak değiştirdi. 1894. Şemsi Efendi İlkokulu'ndan sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne devam ettiyse de Kaymak Hafız adlı Arapça öğretmeninin kendisine haksız yere sopa ile vurması üzerine bu okuldan ayrıldı ve 1894 yılının Temmuz-Ağustos aylarında kendi kararı ile askeri rüştiyeye müracaat ederek öğrenimine burada devam etti. 13 Mart 1896. Mustafa Kemal, Selanik askeri rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadesi'ne girdi. Yakın arkadaşlarından biri olacak Ali Fethi Okyar bu okulda öğrenciydi. 13 Mart 1899. Mustafa Kemal İstanbul'da Harp Okulu'na girdi. 10 Şubat 1902. Mustafa Kemal okulu teğmen rütbesiyle bitirdi ve öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etti. 1903. Mustafa Kemal üst teğmen olmuştu. Harbiye'de ve Harp Akademisi'nde memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifadeden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılapçı bir subay olarak tanınmıştı. 11 Ocak 1905. Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu. 23 Temmuz 1908. Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da Sultan II. Abdülhamit II. Meşrutiyeti ilan etmiştir. İttihatçılar 23 Temmuz sabahı Selanik Hükümet Konağı'nı işgal ettiler. Ayaklanmanın tüm ülkeye yayılacağından çekinen 2. Abdülhamit aynı gün 2. Meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. 31 Mart 1909. 31 Mart ihtilalinde hareket ordusu kurmay subayı olarak Mustafa Kemal bulundu. 2. Meşrutiyetin ilanından bir sene sonra 31 Mart vakası olarak bilinen ayaklanmayı bastırmak için hareket ordusu iddiaçıların Selanik'ten Mahmut Şevket Paşa komutasında ve Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığında İstanbul'a gönderdikleri ordudur. 15 Ocak 1911. Mustafa Kemal 3. Ordu Karargahı'nda görevinden alınarak 5. Kolordu Karargahı'nda daha sonra da yine Selanik'te bulunan 38. Piyade Alayı'nda görevlendirildi. Bu atamadan amaç kendisine kıta hizmeti gördürerek onu başarısızlığa sürüklemek, bu suretle şevk ve hevesini bir ölçüde kırmaktı. Ama o bu görevde de büyük başarı gösterdi. Eskiden olduğu gibi yine kumandanlarının, arkadaşlarının sevgi ve saygısını kazandı. 5 Ekim 1911. İtalyanlar Trablusgarp'a hücum ederek istila hareketlerine başladılar. 15 Ekim 1911. Mustafa Kemal
bu bölgede görev almak üzere İstanbul'dan ayrıldı. 27 Kasım 1911, Mustafa Kemal binbaşılığa terfi etti. 8 Ekim 1912, Balkan Harbi başladı, bir süre sonra Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanlığı'na getirildi. Bu görevdeyken Dimetoka ve Edirne'nin düşmandan geri alınışının da büyük hizmetler gördü. 27 Ekim 1913, Mustafa Kemal, Sofya Ateşi Militerliğine atandı. Aynı günlerde yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar da Sofya Elçiliğine atanmıştı. 1 Mart 1914, Mustafa Kemal, Sofya Ateşi Militerliği esnasında yarbaylığa terfi etti. 1915 yılı Ocak sonlarına kadar Sofya'da kaldı. 1 Ağustos 1914, Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı ile Birinci Dünya Savaşı başladı. Mustafa Kemal'e göre katılma zorunlu hale gelmedikçe Osmanlı Devleti bu büyük savaşın dışında kalmalıydı. 20 Ocak 1915, nihayet ısrarı üzerine kendisini Tekirdağ'da teşkil edecek 19. Tümen Komutanlığı'na tayin ettiler. Mustafa Kemal bu tayin üzerine Sofya'dan ayrılarak İstanbul'a döndü. Derhal yeni görev yerine hareket ederek tümenini kurdu. 18 Nisan 1915, Mustafa Kemal'in başında bulunduğu kuvvetleri ordu ihtiyatına almıştı. Mustafa Kemal bu plan gereğince Bigalı'ya geçti. 25 Nisan 1915, 8 Ağustos 1915, Anafartalar Grubu Komutanlığı'na Albay Mustafa Kemal getirildi. 9 Ağustos 1915, komutayı ele alan Mustafa Kemal, beklemeksizin aynı gün yaptığı taarruzu ile ilerleyen İngiliz kuvvetlerini tekrar çıkarma yaptıkları kıyılara itti. Mustafa Kemal, taarruzlarında bizzat ateş hattında bulunmuş, ateş hattında emirler vermiş, bu davranışı yanındaki subay ve erler için ifadesi imkansız cesaret kaynağı olmuştu. 10 Ağustos 1915, Jonkbayarı bölgesini geçerek buradaki kuvvetleri taarruza geçirdi. Böylece düşmanın ilerlemesine imkan verilmemiş, aksine tutunduğu mevzilerden tamamen çıkarılarak Anafartalar bölgesine tam anlamıyla hakim olunmuştu. Mustafa Kemal'in Jonkbayarı'nda kalbini hedef alan bir kurşun, cebindeki saate çarpıp geri döndüğünden mutlak bir ölümden kurtuldu. Bu muharebeler esnasında gösterdiği kahramanlık, azim ve yüksek kumanda kudreti kendisine memleket içinde ve dışında büyük ün sağladı. Artık o Anafartalar kahramanı olarak anılıyordu. Aylarca süren çıkarma ve savaşlar sonucu ilerleme kaydedemeyen İngilizler, nihayet 1915 yılı Aralık sonunda müttefikleriyle beraber Çanakkale'den çekildiler. Düşmanların Çanakkale Boğazı'nı geçememesi İstanbul'un işgalini önlemiş, İngilizlerin Marmara ve Karadeniz üzerinden müttefikleri Rusya ile bağlantı kurma hayallerini söndürmüştü. Bütün bu olaylar bir anlamda Birinci Dünya Savaşı'nın akışını da etkiliyor. Dünya tarihin yönünü değiştiriyordu. Bu savaşlarda İngilizler insan ve araç ve gereç yönünden Türklerden şüphesiz ki çok fazlaydı. Ancak onların unuttukları nokta Türk askerlerinin tarihsel kahramanlığı ve bu kahramanlığı yönlendiren Mustafa Kemal faktörüydü. 1 Nisan 1916, Mustafa Kemal generalliğe yükseltildi. 3 Ağustos 1916, emrindeki kuvvetleri Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçirdi. Ruslarla iki tümenimiz arasında taarruz ve karşı taarruz şeklinde şiddetli çarpışmalar oldu.
8 Ağustos 1916. O günün sabahı Muş, aynı günün akşamı Bitlis, kuvvetlerimiz tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. Mustafa Kemal, Ahmet İzzet Paşa'nın izinli olarak bir süre İstanbul'a gitmesi üzerine vekaleten 2. Ordu Komutanlığı'na tayin edildi. Karargahı Diyarbakır'da olan bu ordunun kurmay başkanı Albay İsmet Bey'di. Büyük komutanın İnönü ile yakından tanışması, emir komuta zinciri içinde çalışması bu tarihlere rastladı. 5 Temmuz 1917. Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na bağlı olarak Halep'te kurulması kararlaştırılan 7. Ordu'nun başına getirildi. Ekim 1918. Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri ile Mondros Mütarekesini imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. Bu anlaşma şartlarına dayanılarak memleketin birçok bölgesi galip devletlerce işgal edilmiş, ordumuz dağıtılmış, bütün silah ve cephane galip devletlerin emrine verilmişti. Osmanlı memleketleri tamamen parçalandığı gibi Türk'ün ana yurdu Anadolu'da galip devletler arasında Taksim'e uğruyordu. Kasım 1918. Mustafa Kemal aynı gün Adana'dan Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya ilk ikaz telgrafını çekti. "Ciddi olarak arz ederim ki gereken tedbirleri almadıkça orduyu terhis etmeyiniz. Şayet orduları ters edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak, düşman ihtiraslarının önüne geçmeye imkan kalmayacaktır." Bu, Mustafa Kemal'de her şey bitti zannedilen bir zamanda kurtuluş ümidinin sönmediğini, pek çoklarının düştüğü yeis ve ümitsizliğe asla kendisini kaptırmadığını gösterir. 13 Kasım 1918. Mustafa Kemal İstanbul'a geldi. Artık Türkiye mütareke şartları yaşıyordu ve kendisi de Harbiye Nezareti emrine verilmiş bir ordu komutanıydı. 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa Bandırma vapuru ile İstanbul'dan şu sözlerle hareket etti. "Düşman süngüsü altında milli birlik olamaz. Ancak hür vatan topraklarında memleketin istiklali ve milletin hürriyeti için çalışılabilir. Bu gayeyi tahakkuk ettirmek için Anadolu'ya gidiyorum." 'Almanak TV, bilginiz olsun' diye Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve tarihimizin önemli olaylarını bu videoda yayınladı. Özel bölümlerde buluşmak üzere. Almanak TV, bilginiz olsun.